Bülent Orakoğlu Adil Öksüz konusunda önemli gelişmeler yaşanacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ ile mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini, FETÖ'nün kripto haberleşme sistemi Baylo kullanan 25.149 yeni terör örgütü mensubu kişilerin tespit edilerek savcılıklara suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı kamuda FETÖ temizliğine dair yeni bir işaret olarak yorumlanan bu açıklamadan hemen sonra İçişleri Bakanı Soylu dün de 15 Temmuz darbe girişiminin mahrem imamı Adil Öksüz ile ilgili Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz ama bizde karsın Nasıl PKK'ya, DHKPC'ye biz izleme yapıyorsak aynısını FETÖ'ye yapıyoruz demişti. 15 Temmuz kanlı kalkışmasının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine 16 Temmuz sabahı darbe merkezi Akıncılar üstünden kaçarken yakalanan darbenin kara kutusu Adil Öksüz, Üç yıl aşkın bir süreden bu yana güvenlik ve istihbarat birimlerimizin bütün çabalarına rağmen yakalanamadı. 7 Ekim 2019 tarihli yazımızda bu durumun iki ana nedeni olabileceğini belirtmiştik. Adil Öksüz konuşmaması için 15 Temmuz darbesinin arkasındaki azmettirici güç CIA tarafından öldürülmüş olabilirdi. Diyen bir varsayımsa Adil Öksüz'ün hala sağ olduğu, Öksüz'ün mahrem imamlar içinde bir numara olma nedeniyle diğer mahrem imamlar tarafından koruma altına alınmış olma ihtimaliydi. Bakan Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalar Adil Öksüz'ün sağ olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor. Mahrem imamların gizlenme, saklanma ve sızma konularında profesyonelliği, Öksüz'ün sağ olabilme ihtimalini asla göz ardı etmememizi, elzem kılıyor. Ancak İçişleri Bakanı Soylu'nun Adil Öksüz'e yapılacak operasyonu açık etmesinin nedeni ne olabilir? Zira Sayın Soylu adresi bile tespit ettiklerini açıklamıştı. Adil Öksüz'ün gizlendiği ülkeye ve sığındığı çevrelere karşı bir strateji mi Türkiye'de kanlı bir darbeyi planlayan teröristin teslim edilmesini sağlamak için psikolojik harp taktikleriyle bu ülkeye ve Adil Öksüz'ü koruma altına alan güvenlik ve istihbarat birimlerine baskı uygulanarak terörist adil ülkemize teslim edilmesine zemin mi hazırlanmaya çalışılıyordu? Diğer bir ihtimal ise FETÖ'nün örgüt hiyerarşisinde mahrem hizmet adını verdiği gizli yapılanması ile ilgili olarak Ankara Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalarda çarpıcı bilgilere ulaşılmıştı. FETÖ'nün TSK, polis, yargı ve diğer devlet kurumları içindeki örgüt elemanlarının deşifre edilip derdest edilmesinin tek başına bu terör örgütünü sonlandırmaya yetmeyeceği, örgütün sivil ayağını oluşturan kripto mahrem imamların Şifre edilip çözülmedikçe bu örgütün bitirilemeyeceği gerçeği son operasyonlar sonrasında ortaya çıkmıştı. 2017 yılı Nisan ayında Baylok severlerinin Litvanya'da ele geçirilmesi sonrasında Baylok yazışmaları da elde edildi. Bu yazışmaların kripto şifrelerini çözen istihbarat hackerları yazışmalardan yeni emniyet baş imamının izini yakaladı. Uzun süren takip sonu bu şahsı yapılan operasyonla dijital verileri içeren SD kart içindeki polis arşivi ele geçirildi. Bailok serverlarının Litvanya'da MIT tarafından ele geçirilmesinin ardından polis arşivinin de elde edilip kripto polislerin deşifre edilip derdest edilmeleri terör örgütünün kılcal damarlarına girindi yorumlarını da beraberinde getirmişti. Çünkü deşifre edilenlerin büyük bir kısmı Bailokçu olmadığı gibi istihbarat birimleri ve yargı tarafından FETÖ'cü olarak kabul edilen kriterleri taşımıyordu. FETÖ'yle mücadelede güvenlik birimlerinin kurduğu özel birimin, örgütün, bürokrasi, Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı ve mülkiye içinde de yeni yapılanmaya gittiğine dair bilgiler elde ettiği, operasyonun kapsamının deşifrasyon ve tutuklamalarla genişleyeceği yine medyada ortaya atılan iddialar arasındaydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye çok ciddi bir konuda bir tünelden geçti Allah'a şükür. Bitti mi? bitti diyen yanılır. Bunu da çok net söylüyorum. Devletin bilgilerine sahip olan birisi olarak söylüyorum. Şu anda elimizde olan bir işi bitirdiğimiz zaman rahatlayacağız. Adalet Bakanlığımızla birlikte bu meseleyi yürütüyoruz. Bunu bitirdiğimiz an rahatlayacağız ve bu tehdidin, tehlikenin ortadan kalktığı anlamına gelmez. Ama çok önemli bir şekilde Türkiye bu tünelden Allah şükür çıkmış olacaktır şeklindeki açıklaması kamuoyunda merak konusu olmuştu. Soruşturma kaynaklarının Baylok'tan daha önemli bir delil olarak nitelendirdikleri, ankesör ve ardışık arama yöntemini kullanan FETÖ imamlarıyla irtibata geçen kamu görevlilerine önümüzdeki dönem kapsamlı şekilde operasyon hazırlıkları son aşamasına geldi. Bu operasyon nadir öksüz konusunda önemli gelişmeler yaşanacak sanırım inşallah